vaatleri gerçekleştirdik. Bir kez daha gördük ki AK Parti teşkilatında metal yorgunluğu falan yok. Dimdik ayakta, heyecan dorukta. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Komisyon Başkanı, Avrupa Birliği Konsey Başkanı ve Birliğin dönem başkanı Bulgaristan Başbakanı'yla bakanlarımız, Avrupa Birliği Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Enerji Bakanımızın da katıldığı bir toplantıda bir araya geldim. Değerli arkadaşlar, Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri bakımından önemli sayacağımız bu toplantıda gündemdeki bütün konular enine boyuna ele alındı. Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerine başladığımız 2005 yılından bu tarafa yaşanan tıkanıklıklar, krizler, verilen ama yerine getirilemeyen sözler Varna da bir kez daha masaya kondu, açık şekilde muhataplarımıza ifade edildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği karnesi tüm taahhütlerin yerine getirildiği, sadece AB tarafından kaynaklanan sıkıntılar ve siyasi engellemeler sebebiyle beklemeye alınan hususlardan oluşuyor. Buna karşılık Avrupa Birliği'nin karnesi en başından beri ciddi kırıklarla, tutarsızlıklarla ve yalpalamalarla doludur. Yunanistan'la eş zamanlı olarak başlayan tam üyelik serüvenimiz bir süre sonra bilinçli olarak ayrıştırılmış ve burada ilk güven kaybı yaşanmıştır. Ardından ülkemizin tutarlı hiçbir sebep olmadan çok uzun süreli beklemeye alındığı dönemi gördük. Daha sonra 1996 yılında Gümrük Birliği süreci başladı. Türkiye ekonomisinin küresel rekabet gücünün gelişmesine önemli sayılabilecek katkı sağlayan Gümrük Birliği'nden esasen Avrupa ülkeleri bizden daha az bir fayda görmemiştir. AK Parti olarak hükümete geldiğimiz dönemde Avrupa Birliği meselesine çok önem verdik ve tam üyelik müzakerelerinin bir an önce başlaması için adımları süratle ve kararlılıkla arttı. AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günlerdim. Sayın Cumhurbaşkanımız daha başbakan değilken neredeyse bütün Avrupa başkentlerini dolaşarak bu konudaki samimi düşüncelerimizi onlarla paylaştık. Brüksel'de 17 Aralık 2004'te yapılan Avrupa Birliği zirvesi ilişkilerimiz bakımından önemli bir tarihtir. Bu zirvede Avrupa Birliği'nin ikircikli tavrına tepki olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruş karşısında 3 Ekim 2005 tarihini tam üyelik müzakere takvimi olarak belirlediler. Ancak bu tarihten sonra Avrupa Birliği geçmişte ve daha sonra da örneği görülmeyen bir takım uygulamalarla ülkemizin tam üyeliğini tabiri caizse tekrar bir belirsizlik sürecine sokmuşlardır. Kıbrıs Rus kesiminin birliğe tek taraflı kabulüyle başlayan önümüze o kadar çok engeller çıkmıştır ki konu artık üzüm yemek değil
bağcıyı dövmek noktasına kadar gelmiştir. Nitekim 2006 yılı Aralık ayındaki zirvede açılmış olan fasıllarla ilgili müzakerelerin askıya alınmasına, yeni fasılların açılmamasına karar verilmiş ve böylece görüşmelerde çıkmaza girmiştir. Daha sonraki yıllarda müzakereye açılan bazı fasıllar olsa da müzakeresi süren kritik fasıllar bloke edildiği için bu görüşmelerinde fazla bir anlamı olmamıştır. Halihazırda tam üyelik için 35 fasıldan 16'sı açılabilmiş, bunlardan bir tanesi kapanırken diğerleri beklemeye alınmış ve 14 fasılda hala bloke haldedir. Bu arada Suriye ve Irak'ta başlayan karışıklıklar, yönetim boşluğu, iç savaş sebebiyle Avrupa'ya yönelik büyük bir mülteci akını ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016-18 Mart'ında bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma vize serbestisini geri kabul anlaşmasını içeren bir sürecin başlangıcıdır. Haziran ayı sonunda o anlaşmaya göre vize serbestisi sağlanacak ve bu konuda da Türkiye'nin yapması gereken bir takım yasal düzenlemeler vardı. Alınan bütün tedbirlere kadar bizim bakımımızdan taahhütlerimizi büyük oranda yerine getirmemize rağmen Avrupa'ya bir günde 7000'e kadar mülteci geçişini 50'nin altına düşürmemize rağmen maalesef bu anlaşmada yine muhatabımız Avrupa Birliği üzerine düşen vecibeyi, görevi yerine getirmemiş, sözünü tutmamış ve bugünlere gelmiştir. Aynı şekilde mülteci akınının önüne geçmesi karşılığında ülkemizdeki Suriyeliler için taahhüt edilen 3+3 milyar avroluk maddi desteğin kullanılmasında da birçok bürokratik zorluklar ve engellemeler nedeniyle beklenen ilerleme sağlanamamıştır. Bu arada bildiğiniz gibi hain 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemiz yüz yüze gelmiştir. Demokrasinin, özgürlüklerin, insan haklarının sürekli müdafisi olduğunu iddia eden Avrupa Birliği darbe girişimiyle beraber yasak savma kabilinden cılız açıklamalar dışında Türkiye'ye ciddi bir destek vermemiştir. Tam tersine bu darbe girişimine karşı aldığımız tedbirleri fırsat bilerek işi iyice yokuşa sarmaya başlamışlardır. Hatta Avrupa Konseyi, hatta Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından denetim sürecine sokularak 2004 öncesi duruma getirilmiştir. Diğer taraftan her iki tarafında menfaatini olan gümrük birliğinin güncelleşmesi çalışması da anlamsız bir şekilde beklemeye alınmıştır. Ülkemizin sınırlarının güvenliğini sağlamak, topraklarımız üzerinde yaşayan sığınmacıların huzur içerisinde evlerine, yurtlarına dönüşünü temin için yürüttüğümüz operasyonlar da Avrupa Birliği tarafından sürekli eleştiriye tabi tutulmuştur. Değerli arkadaşlar, aziz milletim, işte öyle bir iklimde
Varna'da bir toplantı gerçekleştirildi. Biz herkese olduğu gibi Avrupa Birliği'ne karşı da hep açık ve dürüst davrandık. Varna'da da aynısını yaptık. Tüm gerçekleri Cumhurbaşkanımız muhataplarımızın yüzüne bir kez daha söyledi, belgeleri, bilgileri kendilerine takdim etti. Bütün bunlara rağmen zirvede Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik yaklaşımının hakkaniyetli bir zemine oturacağına dair bir işaret göremedim. Her ne kadar zirveye katılanlar iyi niyetli de olsa sonuçta meydana gelen uygulamalar bu iyi niyeti doğrulayan nitelikte değil. Türkiye'nin FETÖ'den PKK, YPG, PYD'ye kadar her tür terör örgütüne karşı verdiği mücadelelerin ilişkilerimizin önüne bir engel gibi gösterilmesi doğrusu bizi çok rahatsız ediyor. Avrupa Komisyonu 17 Nisan'da Türkiye ilerleme raporunu yayınlayacak. Bu raporda herhalde Türkiye'nin hayrına fazla bir şey olmayacağını tahmin etmek bir sır değil. Özellikle olağanüstü halden tutun Afrin operasyonuna kadar bütün terör örgütlerinde mücadelede kullandığımız yöntemleri eleştireceklerinden hiç tereddütüm yok. Buradan bir kez daha Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum. Türkiye Avrupa Birliği'ne olan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve arkasındadır. Tam üyelik perspektifimizi muhafaza ediyoruz. Burada sorulması gereken soru Avrupa Birliği'nin Türkiye konusundaki kararı nedir? Avrupa yeni bir vizyonla, genişleme vizyonuyla, kucaklayıcı bir vizyonla yoluna devam mı edecek yoksa kendin içine kapanarak bir yol mu yürüyecek? Neredeyse her konuda ülkemizin karşısında yer alan müttefik ortaklık hukukuyla bağdaşmayacak açıklamalar yapan bazı Avrupa ülkelerinden istediğimiz şey samimiyet. Başları sıkıştığında ülkemize koşan, tekerleri düze çıkınca yan çizen bir ülkeler topluluğu sadece bize değil hiç kimseye güven vermez. Nitekim Avrupa Birliği'nin üye ülkeler arasındaki sıkıntılar, kavgalar giderek büyümekte ve birliğin geleceğini de sorgulamaktadır. Bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığımız temaslarda Türkiye'nin çok hayati sorunlarına olan yaklaşımlarını gördükçe nasıl bu derece konulara ilgisiz, konulara uzak düşebildiklerini anlamakta zorlanıyoruz. Suriye'de insani hassasiyetle operasyon yürüten tek ülke durumundaki Türkiye'yi bazen insan haklarını ihlal etmekte. Hatta daha da ileri gidip işgal gibi söylemlerle suçlayan ülkeler maalesef kendi tarihlerini, kendi geçmişlerini unutmuş gözüküyorlar. Biz tek bir masumun burnu kanamasın diye kılı kırk yararak ilerlerken terör örgütünün evlerden hastanelere, oyuncaklardan kutsal kitaplara kadar her şeyi bombalarla, tuzaklarla tuzakladığını görmeyenlere artık söyleyecek söz bulamıyoruz.
Terör örgütlerinin yerlerinden ettiği milyonlarca insana yıllar boyu ev sahipliği yapan, onların geleceğe, hayata tutunmalarını sağlayan Türkiye'yi takdir etmek yerine bu insanlara güvenli gelecek sağlamak için Türkiye'nin yaptığı operasyonları eleştirmek asla iyi niyetle bağdaşmıyor. Fırat Kalkanı bölgesine dönen mülteci sayısı 160 bini buldu. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerden ve patlayıcılardan arındığımız yerlerde yüz binlerce kardeşimizin geri döneceğini biliyor. Biz bu bölgeleri ihya edelim. Bu insanlara huzur ve refah içinde gelecek sağlayalım diye çabalarken önümüze çıkartılan engeller karşısında hayretimizi gizleyemiyoruz. Avrupa'nın güvenliğinin, Türkiye'nin güvenliğinden, Türkiye'nin güvenliğinin de Suriye ve Irak'ın güvenliğinden geçtiğini biz bu Avrupalı dostlarımıza nedense bir türlü anlatamadık. Onlar anlasa da anlamasa da bizim önceliğimiz ülkemizin, milletimizin selameti, güvenliği ve bekası olmaya devam edecek. Diğer her şey bunun arkasından gelir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çanakkale geçilmez diyen ecdadın torunları, biz sizinle gurur duyuyoruz. Ama şimdi Çanakkale 1915 dünyanın en uzun köprüsüyle geçilecek. Barış için, kardeşlik için Çanakkale her zaman geçilir. Ama düşmanlık olduğu zaman Çanakkale geçilmez. Avrupa Birliği'nin kriterlerine üye ülkelerin çoğundan daha yakın, hatta birçoğundan daha ileri konumda olan Türkiye'nin bu kadar hırpalanmasına daha fazla rıza gösteremeyiz. Bizim samimiyetimize buram buram fırsatçılık kokan çıkışlarla cevap verenleri de sadece kınıyoruz. Ya nereden çıkardın? Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Tamam mı? Kızlar. Ama bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz. Koskoca Avrupa'nın geleceğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çözüm önerilerini halk oylamasıyla reddeden Kıbrıs Rum kesiminin kaprislerine teslim edenlerle bugün bu birliğin gideceği fazla bir mesafe yok. Eğer bu iş olacaksa her iki tarafın da çıkarlarına uygun şekilde olmalıdır. Olmayacaksa bunun kararını bizden önce Avrupa vermek durumundadır. Kardeşlerim, Türkiye olarak sınır ötesi operasyonlardan Avrupa Birliği ile ilişkilerimize kadar her alandaki mücadelemizi yürütürken başta ekonomi olmak üzere diğer konuları da asla ihmal etmiyoruz. Geçtiğimiz 15 yılda ekonomi konusunda yaptığımız hizmetleri, yapılan yatırımları, hayata geçirdiğimiz projeleri milletimiz çok ama çok iyi biliyor. Türkiye'yi siyasi alanda, diplomatik alanda, hatta askeri alanda köşeye
sıkıştıramayanlar hemen ekonomi alanına yöneliyorlar. Bu yeni değil. Yıllarca buldukları her fırsatta kriz çığırtkanlığı, finans oyunları, manipülasyonlarla bizi yıpratmaya, hırpalamaya çalıştılar. Bilhassa son 5 yıldır her saldırı dalgasını ekonomik kriz ve tevatürlerle taçlandırmak için yoğun bir gayret sarf ettiler. Bir zamanlar birkaç milyar dolarlık borsa satışı veya döviz talebi söylentileriyle bile yerle bir edebildikleri Türkiye ekonomisinin hala böyle zayıf olduğunu zannediyorlar. Halbuki Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 863 milyar dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 160 milyar dolara, istihdamını 21 milyondan 28.4 milyon kişiye, döviz rezervini 28 milyardan 120 milyar dolara, uluslararası uzun dönemli doğrudan yatırımlarını 1 milyardan yıllık 13 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye var. Ülkemizin ve milletimizin ekonomisinin ölçeği çok büyümüştü. Ama bize tuzak kuranların kafaları da yürekleri de aynı derecede çok küçük kaldı. Bunun için milletimizle el ele vererek diğer hususlarla birlikte ekonomideki tüm saldırıların da bugüne kadar üstesinden geldik, tuzakları bozduk. Bundan sonra da bozmaya evvelallah muktediriz. Maşallah. Tabii hainlikte, sinsilikte sınır tanımayanların oyunları durdurak bilmiyor. Sürekli kriz havası estirmeye, sürekli dedikodu çıkarmaya, moral bozmaya, yatırımcıların kafasını karıştırmaktan geri durmuyorlar. Bizim bunlara cevabımız nedir? Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Yeni tedbirlerle sanayicilerimizi, esnaflarımızı, ticaret erbabını desteklemeye devam edeceğiz. Her ne kadar faizler ve kredi uygulamaları başta olmak üzere bankacılık sektörüyle ilgili bazı sorunlarımız olsa da yine de işbirliği içerisinde ülkemizin yararına olan tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Esnafımızdan inşaat sektörüne kadar geniş bir alanda ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak bir çalışmanın sonuna gelmiş durumdayız. İnşallah bu müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Tıpkı 2017'de yaptığımız gibi büyümeyi sürdürecek, piyasayı canlandıracak, uzun dönemli yatırımı teşvik edecek bu çalışma ile ekonomimizdeki her türlü tereddütü tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Geçtiğimiz hafta mecliste kabul edilen yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik kanunda
çıktı. Cumhurbaşkanımız da onayladı. Bu kanunda ne var? Kredi ve borç sözleşmesi, tapu işlemleri, teminat, şirket kuruluşları, hisse devirleri, yapı kullanım izinleri, altyapı kazıları, elektronik haberleşme altyapısı, depolama hizmetinden tutun, vatandaşın devletle olan işlerini kolaylaştıracak birçok hüküm var. Yani vatandaş devletin kapısında zaman kaybetmeyecek. Bir yandan bunu yaparken, diğer yandan da devletin vatandaşa verdiği hizmetleri elektronik ortama aktarma. Devlet kurumlarının kendi arasında yaptığı işleri yine internet üzerinden e-devlet kapısından yapma yönündeki çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda e-devlet kapısından vatandaşın yaptığı işlerin oranı %60 seviyesine gelmişti. Bu senenin sonuna geldiğimizde artık vatandaş devletle olan bütün işlerini devletin kapısına gitmeden, memurla karşılaşmadan yapabilir hale gelecek. Yatırım ortamının memnun oldum. Teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili bütün detaylar, bütün açıklamalar yarın külliyede, kongre ve kültür merkezimizde yapacağımız toplantıyla milletimizle paylaşacağız. Perşembe günü de yine özel sektör yatırım teşvik ödüllerini vermiş olacağız. Yine perşembe günü bildiğiniz gibi büyüme oranı açıklanacak. 2017 Türkiye'nin büyüme hızı, büyüme oranı 7 ila 7,5 seviyesinde bir oranla gerçekleşecek. Bu bir rekordu. Önümüzdeki hafta da ülkemizin en önemli yatırımlarından biri olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatının temel atması Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in katılımıyla gerçekleşecek. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca yarın ve öbür gün Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bosna Hersek biliyorsunuz 90'lı yılların başında çok büyük bedel ödedi. Ve o günden bugüne ülkemiz Balkanların istikrarı için, huzuru için bölgeden gereken desteği vermekte asla geri kalmadı. Onun için Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve hatta Yunanistan'la Balkanların istikrarı ve huzuru için çalışmalarımız bundan böyle de devam edecek. Geçtiğimiz haftalarda Katar'da savunma sanayi fuarına katılan firmalarımız memnuniyetle ifade etmek isterim ki milyonlarca dolarlık sözleşmeler imzalayarak savunma sanayinde dünya çapında söz sahibi olduklarını bir kez daha göstermiştir. Turizmde de çok şükür iyi bir sezona yaklaşıyoruz. Herkesin umutla beklediği bir sezondayız. Ülkemiz aleyhinde yapılan olumsuz kampanyalara, estirilen olumsuz havaya rağmen
Bu sene rezervasyonlar bir önceki seneye göre oldukça yüksek seyrediyor. Tahminler, eğer fevkalade bir durum olmazsa bu yıl 38 milyon misafiri Türkiye'de ağırlamış olacağız. Bu da 2015 öncesi noktaya geldiğimizi gösteriyor. Türkiye'yi büyütmek, ekonomiyi güçlendirmek, yatırımlarımızı sürdürmek için hükümet olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha sizlere meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Biz de grup başkanımız, başbakanımızla...